Her pazar olduğu gibi yine buradayız. Günlük serisindeyiz. Siz de çayınızı, kahvenizi yaptıysanız, abur cuburunuzu da aldıysanız yeni bir bölüme daha başlıyoruz. Bir önceki bölümleri izlemeden bu bölümü anlamayabilirsiniz. O yüzden size günlük serisi oynatma listesini tavsiye ediyorum. Bölüm 1'den bu bölüme kadar gelebilir. Her şeyi anlayabilirsiniz. Özellikle bu yaşadığım platonik aşkı, yaşadığım tüm durumları daha net anlayacaksınız. O zaman haydi başlayalım. Bugün beden dersimiz var. Aa, bir dakika. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu video hakkında yorum yapmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın ki ben ne zaman video yüklesem direkt size bildirim olarak düşsün. İkinci teneffüste Ayşelerle beraber sınıfa çıktık. Dışarı bir durdum, Kaan da oradaydı. Bakabildim bugün ona fazla. Zehra okulda arkadaşlığının eskisi gibi olmayacağını söyledi. Ders arasında da asıl sebebini söyledi. Birincisi okulda şaka... Zehra okulda arkadaşlığımızın eskisi gibi olmayacağını söyledi. Bunun için de sebeplerini teneffüste söyledi. Birincisi okulda adım çıkmış. Tek yakın arkadaşım Zehra'ydı. Tek yakın arkadaşım sen de mi beni bırakıyorsun? İkincisi onun arkasından konuşmuşum. Sen buna inandın mı cidden? Üçüncüsü Resul'le çıkıp meğersem ona hava atmışım. Ben ne zaman Resul'le çıktım ya? Sonunda Aslı Kaan'ın Zehra'ya teklif ettiğini söyledi. Ya of, sırtımdaki bıçakları sayamıyorum artık, sayamıyorum, bu ne ya? Sonra şok oldum, yıkıldım, gidecektim dershaneden, Zehra önledi. Geçen hafta olmuş bu olay. Eve gelip özel derse gittim. O da bitince dışarı çıktım, biraz gezdim, sonra parka gittim. Sallanırken Kaan'ı gördüm. Yani 12 yaşında olduğum için gayet de salıncakta salınabilirim arkadaşlar. Onu düşünmeyin. Hayal mi? Değildi. Kaan elinde bir şey taşıyordu. Sonra geri gitti. Biraz parkta oturduktan sonra tekrar yürümeye başladım. Kaan'ın apartmanı oraya doğru giderken bankta Kaan'ı gördüm. Gözlerim daha çok doldu. Tabii o yüzüme bile bakmadı. Of. Umrunda mıyım sanki? Ben de kamelyaya gittim. Orada daha kötü oldum. Sonra parka geri gittim. Eve gidecektim. Hala orada mı diye baktım ama yoktu. Ben de gittim onun oturduğu yere oturdum. Titredim resmen. Bir tek arkadaşım vardı, Zehra ya. Sen de beni yarı yolda bıraktın. Başka hiç arkadaşım yok ki zaten. Baksana olaylara. Önceki bölümleri izlerseniz daha iyi anlarsınız ne demek istediğimi. Ağlamaktan şişti gözlerim. Öylesine acımım var ki. Ya arkamdan neler söylüyorlar. Kaan daha benle asla çıkmaz. Okulun ağzındaymışım. Kaan dert istemiyor ya. Eve geldim. Kesin Kübra'nın başının altından çıktı. Kesin okulda adımı çıkarmaya çalıştı. Kantin için geri gittim. Bir grup kişi ve Kaan konuşuyorlardı kamelyada. Yeter vallahi, bıktım onu özlemekten, beklemekten. Öyle lafları yemekten. Zindanlar içindeyim sanki. Bugün dershane vardı ve çok durgundum. Zehra fark etti. Dershanede konuştuk falan. Zehra dershaneden arkadaşım bir taraftan. Sen yürüdüğünde eteğin açılıyor. Arkandan laf söylüyorlar falan dedi. Yani boyum uzamış olabilir gayet. Yani çünkü hani ergenlik dönemindeyiz ya. Eteğim kısalmış olabilir. Ne kadar gaddar insanlar var. Bizim eve geldik. Burada da konuştuk. Kaan arada Zehra'ya beni soruyormuş. Nasıl diye. Ne? Yüzüme bile bakmayan Kaan. Zehra ile her gün konuşuyorlarmış. Emrah da Kaan da Ceylin'e akıl ver falan diyorlarmış. Kaan Zehra'ya demiş ki o da keşke senin gibi olsa. İlk dönem okulun bahçesinde banklarda otururken altın mı açılmış ne onu konuşuyorlarmış. Kübra ve Resul zaten arkamdan konuşuyorlar. Davranışlarım şımarık gibiymişim. Bilmiyorum, Kaan sanki hiç benim sevgilim olmayacak gibi. Çıksak bile 2 ay kalmaz. Hatta çok yakın bir zamanda ayrı şehirlere gideceğiz. Çünkü onun babası da asker, benimkisi de öyle. Ama onunla çıkmak istiyorum. Gözlerine bakabilmek istiyorum. Zehra %75 olur falan diyor. Ama sanki hiç olmayacakmış gibi. Bugün Kaan'ı hiç görmedim. Dershanede Oğuz'la uğraşıyorum, işim yok. Bugün çok eğlenceli, gülümsemesi bol, heyecanlı bir gündü. Gülüyordum çünkü Kaan gözlerime bakıyordu. Sanırım cuma ve cumartesiden etkilenmiş. Oysa ben her gün dışarıdayım onun için. Hani göz göze geldik ya dışarıda lojmanda, o yüzden. Bugün öylesine bakıştık ki 8 evden biri bir bana bakıyor, bir ona bakıyor. Çok güzeldi. Bugün tenis maçı var il genelinde. Bizim sınıftan Ahu ve Nagihan gittiler. Son 2 derste gideceklerdi. Onları izlemeye tabii izin yok. Yüksel Hoca öbür teneffüs dedi. Herkes okuldan kaçacak tabii. Güvenlik var ya, ortalık çok karıştı. Neyse kocalar yatıştırdı. Okul çıkışı gidecektik. Ben ilk eve gitmeliydim. Çünkü Kaan'ı görmek istiyordum. Bizim sınıfın çoğu okul çıkışı gittiler. Onu görünce elim ayağım tutuşuyor. Çok saf seviyorsun be küçük Ceylin.
Lojmandan içeri girdim. Arkamdan kalan merdivenleri hızlı çıktı. Önüme geçti. Önümden gitti tabii. Eve geldim. Şemsiyeyi aldım. Çantayı bırakmadan koş babam koş. Çok yoruldum. Sırılsıklandım zaten. Şemsiye var ama yine sırılsıklandım. Otobüse binmek hiç aklıma gelmedi. Rezil bir haldeydim. Çok komiktim. Hem gülüyordum hem koşuyordum. Neyse gittim. Ayarsız mısın Ceylin? Ahu oynuyordu. Çok fazla tezahürat yaptık. İki okulu da yendik. Sonra ben ve Ayşe kaçtık. Çünkü o sıkıcıydı. Ya ben ne kadar manyak deli bir insanım. Sırf onu görebilmek için arkadaşlarla beraber değil de onun etrafında olabilmek için önce eve gidiyormuş gibi yapıp sonra hemen koşup arkadaşlarımın yanına gitmişim. Bugün güzeldi ama şimdi ondanlar canımı sıktı. Kaan'a epey görebildim. Kantinden çıkacakken Kaan geldi. Elimden kekim düştü. Ay dedim. Vay canına, elimden kekim düştü onu görünce heyecanla bak. Elim ayağım titriyor derken ciddiydim bu arada. Onu görünce elim ayağım titriyor. Konuşamıyor falan. Sınıfımıza 8C'den Feyyaz geldi. 8C'de 10 erkeği diğer sınıfa dağıtmışlar. Bunların içinde de Resul de var. Her sınıftan 2 kişi alınacak, 8C'ye gönderilecekmiş. Keşke Kaan bizim sınıfa gelse. Çünkü çıkışta arkamdan geldi Emrah'la. Bir teneffüste Emrah benim halimi görmüştü. Kaan'ı ittirdi. Hadi hadi diye. Ama Kaan hiç oralı olmadı. Asıl olaylara geliyoruz. Kaan'la Emrah çok yakın arkadaşlar. Ben Kaan'ı çok seviyorum. Emrah da Kaan'ı dürtüyor. Hadi çıkma teklif et diye. Kaan da cesaretsizin teki beni çıldırtıyor. Zehra ile karşılaştım. Bazı şeyler söyledi. Yine ne oldu? Yine Allah aşkına ne oldu? Güzel şeyler. Kübra Kaan'a ben gitseydim Çelin'le bir olur kına yakar oynardınız herhalde demiş. Kaan da sana ne oynarız demiş. Kübra, erkeksen söyle, Ceylin'i seviyor musun gibi şeyler söylemiş. Kaan da sana olan nefretim arttıkça sevgim azalıyor, ona olan sevgim arttıkça nefretim azalıyor demiş. Daha söyleyecekleri vardı da Zehra'nın annesiyle bir yere gidiyorlardı. Dershanede Aslı ile çok eğlendik. Bu kadar da kalmış. Tüh ya. Zehra da hep bana umut veriyor. Farkında mısınız? Bugün güzeldi okula. Biraz üzüntü, biraz sevinç, bakışma, kavga vardı. 8C'de boş yer kalınca hocalar sınıftan topluyorlar yaramazları. 8C'ye verecekler. O kadar yaramazdılar ki Kübra'nın sınıfı. O yüzden dağıtıyorlar. Başka kişileri oraya alacaklar falan. Yavuz Hoca kızgın kızgın Betir, Batuhan ve Muhammed'e bağırdı. Eşyalarını toplayıp dışarı çıkmalarını söyledi. Yavuz Hoca çok kızgındı. Sümeyye mi ne şikayet etmiş onları. Onlar çıkınca sınıfta bir hüzün ağlamalar oldu. Sefanur fazla ağladı. Herkes Sümeyye'ye kızdı. Sefanur öyle olunca Yavuz Hoca daha da hiddetlendi. Kalk hazırlan sen de git dedi bağırarak. Sümeyye ağlamaya başlayınca hoca Bedri, Batu ve Muhammed'i geri aldı sınıfa. Sümeyye kendinde suç bulacak o yüzden falan dedi. Yani o ispitçi var ya. Ne için şikayet etmiş acaba? Hiç onu bilmiyorum. Galiba ses yaptıkları için falandır. Neyse bugün Berin Hoca bekçiydi. Fazla bakmadım Kaan'a ama her teneffüs gördüm. Bir teneffüste Kübra ile lavaboda karşılaştık. Çok atıştık tabii sözlerle. Mektubu öğrenmiş. Kaan söyledi dedi. Senden bunu beklemezdim Kaan. Niye söylüyorsun mektubumu ona? Kaan böyle bir şey yapar mıydı? Onun için yaptığım resmi yazı falan yazdım. Çıkışta Kaan'la konuşup ona verecektim. Lojmanın içinde arkasından giderken Kaan bir bakar mısın dedim. Bakmadı bile. Duymazlıktan geldi. Kafasını bir ara çevirdi ama bakmadı. Tamam sonra görüşürüz dedim. Çok zalimsiniz. Benim güzel kalbimi çok kötü kırdınız. Çok zalimsiniz ya. Sanki umurunda bile değilim. Oysa ki arkamdan öylesine şeyler söylüyor. Yani Zehra hep güzel şeyler söylüyor ondan yana. Hep senin için iyi şeyler söylüyor falan. Telefonu bugün Zehra'ya vermek için erken gittim gelmedi. Zehra geliyordu dershane dedi. Zehra dedi ki bugünkü denemeye gitmeyelim. Gel çılgınlık yapalım. Kaçalım seni Mesre'ye götüreyim. Mesre neresi ya? Öyle uzaktı ki yürüdük ama çok eğlenceliydi. Aa hatırladım. Ha, evet o gün bugündü. O bana Doğukan'ı anlatıyor. Ben ona Kaan'ı. Evet o da Doğukan'ı seviyordu demek ki. Yolda gidip gelirken 3 kere işaret bıraktık. Birincisi bir bankın duvarında, ikincisi çeşmenin duvarının yanı, üçüncüsü de çeşmenin oralarda bir yazı. Ve yanlarına bir çizik attık. Zehra ile Doğukan'ı kalp içine almışız. Kaan ile Ceylin'i kalp içerisine almışız. Ay o banklar kesin kaldırılmıştır. Kaç sene geçti. Her geldiğimizde bir çizik daha ekleyeceğiz. Ve bir daha asla eklemedik.
O kadar yol yürüdük, koşu bandının üstünden düştük. Yukarıda, en yukarıdaki parka gidip sallandık. Sonra Zehra'nın en sevdiği şey taktirevalliye bindik. Eğlence anlayışımız. Dönüşte sevgililer ağaçların altında oturuyorlardı, kıskandık. Biz de gittik bir ağacın altına, kendi bölgemiz diye kaydettik. Simit yedik, böyle omuz omuza yaslanarak yemek faslı bitti. Zehra'nın eski sevgilisinin hediye kutusunu top gibi oynadık. Ne? Çocuğum bundan haberi var mı? Sonra çöpe attık. Dönüşte ismimizi yazdığımız çeşmeden su içtik. Yıkılıyorduk. Özellikle benim ayaklarım sızlıyordu. Çünkü çok yürüdük. 2-4 kilometre yürüdük. Koştuk tabii bazı yerlerde. Zehra'ya kan için elinden geleni yapmasını söyledim. Cesaret falan verin dedim. Dedi ki biz ona diyoruz git teklif et. Ne güzel olur, Kübra da görür gününü. Çok yakışırsınız gibi şeyler söylüyorlarmış. Kaan kafasını sallıyormuş, bir şey yapmıyormuş. Vicdansızsın Kaan. Bugün iğrenç bir gündü. Kaan beni kalbimden vurdu. Kapıdan onların sınıfa baktığımda Selçuk Kübra'nın kolundan tutmuş 8 E'yi çekiyordu. Kübra da gülüyordu. Selçuk Kaan bak falan diyordu. Yeter artık ya. Ya yeter ya. Yürek kaldırmıyor artık. Devamında bakmadım. Diğer teneffüs Handan'ın sözüyle yıkıldım. Kaan Kübra'ya teklif etmiş. İlk sakindim. Düşündükçe ağlıyor gibi hissediyordum. Gözlerim kıpkırmızıydı. Müdür yardımcısından izin kağıdı aldım. Sınıftan çantamı alırken ağlıyordum. Arkadaşlarım gördü. Beni tuttular. Ben yine de kaçtım çıktım. Böylesine kanım beni yıkmasına inanamıyordum. Eve geldiğimde uyudum. Sonra son kez senin o gözlerin var ya, iyi dinledim. Dershaneye gittiğimde Zehra Kübra'nın yanıtının hayır olduğunu söyledi ama kabul eder, biliyorum. Kaan çok kararlıymış, teklif etmiş. Dershane çıkışında lojmanda basketbol oynuyorlardı. Kübra mini etekle Gizem birlikte dolaşıyordu lojmanda. Fırsattan istifade ediyordu. Kaan bana çok şey öğretti. Her şeyin güzellik olduğunu, yalancılık, iftiracılığın her zaman hak getirdiğini, kötü olanın kazandığını, kalbinden insanı vurmak gerektiğini öğretti. Kalbim öylesine parçalanlara dağılmıştı ki onu gördüğüm andan beridir yağmur damlaları kadar çok, yıldızlar kadar çok parçalara dağıldı. Çok kötüsünüz. Ve bunları bir daha birleşmesi çok zor. Eğer ki Kübra Kaan'ın teklifini kabul ederse sanırım ben de Ömer'in teklifini kabul edeceğim. Ömer kim Allah aşkına, her yerden yeni bir insan çıkıyordur artık. Ben böylesine acı çektim bari o çekmesin diye. Galiba Ömer bana aşık bir insan. Bari birisi mutlu olsun diye. Ne onunla çıkacağımı sebebi Kaan unutmak ne de Kaan'dan vazgeçmek. Sadece iyilik. Sadece iyilik için birisiyle çıkılır mı? Salak mısın? Allah'ım yarabbim. Hepsi ben mutsuzum bari başkaları mutsuz olmasın diye. Dermedir. Bugün kendimde miydim bilmiyorum. Sanki ben değilim. Bir gece şunu düşündüm. Kaan diye birisi olmadığını, Ömer'in teklif ettiğini, o sevdiğine kavuşsun diye kabul etsem mi diye düşündüm. Bu sabah da Müfide geldi. İlle de kabul et falan dedi. Ben de düşünüyorum dedim ama zorladılar. Tamam dedim. Sonra zaten Ayşe sağ olsun bütün herkese yaydı. Kübra'ya falan gitti sanırım. Ama Kaan'a kesin gitmiş. Dersen de söyledi. Kaan aslında Kübra'ya teklif etmiş. Onu oynatmak için etmiş. Şaka mı yapıyorsunuz? Yeter artık, bıkıttım ya. Benim de hiç durmadan Ömer'le çıkmama azıtmış demiş. Şaka mı yapıyorsun canım? Oysa ki benim onunla neden çıktığımı bilmiyor. Bugün dershaneye gitmeden önce çok sinirliydim. Kaan nasıl yapabildi bunu ya? Ya bana kaç gün öylesine güzel bakan Kaan Kübra'yı nasıl teklif etti? Değer miydi beni böyle kırmaya? Değer miydi? Bugün onu her gördüğümde kalbimde bir sızı vardı. Belki yürüyordu yüzüm ama içim kanalı. Kübra benimle dalga geçiyor artık. Çünkü Kaan ona teklif etti ya, bütün sözlerini kullanır. Beni yüzmek için elinden geleni yapar. Sırf bir oyun yüzünden beni bu hallere düşürmesine değmezdi. Çok kızgınım Kaan'a ya. OKS'ye yaklaşıyoruz ve ben hala çalışmıyorum. Umurumda olan tek şey Kaan. Dershane can sıkıntısıyla geçiyor. Okul da iş değilse teneffüste görme olanağı var. Teneffüsü sabırsızlıkla bekliyorum. Kaan'a olan sevgimin geri döndü sanırım. O teklifin oyun olduğunu duydum ya, o yüzden geri döndüm. Zehra'ya dedim mi ya Kaan'a söylesin diye. Ömer'le sırf iyilik için çıkıyor. Tabii Kaan şu anda öyle bilmiyor. Bana kötü şeyler söylüyor. Sebebini bilmiyor. Belki konuşursam onları da söyleyeceğim. Bugün aklıma
Bir o rüya geldi. Kaan bana kalp yastık vermişti ya. Belki de şöyle bir şey olabilirdi. Biz evleniriz. Kaan kalbinden bir parça veriyor ya yani. Kendinden bir parça bir çocuk olabilir. Sonra araya bir kız giriyor ve Kaan beni onunla aldatıyor. Bebeğe bir şey oluyor. Kayboluyor. Ve ben olay olacağım diye ölüyorum. O rüyayı görmeden önce anneme bir soru sormuştum uyumadan önce. Eğer gelecekte bir şey görmek isteseydin ne isterdin diye. Annem bana sordu. Ben de ne zaman nasıl öleceğimi demiştim. Aslında kimle evleneceğimi ve aslında Kaan'la çıkabilecek miyim diye soracaktım. Ama anneme söylemedim. Zehra da söylüyor. Sen birisiyle çıkınca çok da yaşıyorsun falan diyor. Havalı oluyormuşum. Akşam Oğuzhan'ı çağırmaya gittiğimde kardeşim yani. Ben apartman kapısına çıktım. Ya aynı anda Kaan da çıktı. Tesadüfün böylesi. Birbirimizi uzaktan gördük. Ya gelip konuşamıyor, benle diyemiyor, oyundu diye diyemiyor. Benimle çıkar mısın diye onları hiçbir şey konuşamıyor, yanıma yaklaşmıyor. Artık umurunda bile değilimdir. Ömer'le çıkıyorum ya. Bir saat falan durdum dışarıda. Burada Ömer'in siması bile aklımda yok. O kadar hatırlamıyorum. Kübra balkona sesleri duydu. Hemen hazırlandı aşağı indi. Sırf Kaan orada diye. Onu da geçtim. Niye o kadar süslenmiş? Aklıma şu geldi. Gizem'le konuşurken ben ona dedim ki yanıma gel ama Kübra olmasın yanında dedim. Niye Kübra'yla bu kadar nefret ediyorsun dedi. Ben de hanımefendi kendi planladığı şeyler yetmezmiş gibi meğer Gizem daha da kötüymüş diye düşünmeye başladım. Yani ikisi tam kötü olmuş. O domuzun teki dedim Kübra için. Tabii küfre tövbeli olduğumdan aynen böyle söyledim. Öyle değil falan dedi Gizem. Ben de tamam belki öyle zannediyorum. Geçtim okulda mı öyle zannediyor. Onunla geçtik final dersensindekiler de mi öyle zannediyor. Tamam onu da geçtik. Onu yolda gören arkasından ne diyor Gizem diye dedim. O da morardı. Çünkü haklıyım. Şimdi hala dışarıda basketbol oynuyor Kaanlar. Belki Kübralar da çıkmıştır dışarı çünkü onlar asla yerine durmuyor. Eğer dışarı çıkmazsa balkona çıkıyor. Ah Kaan ah neden gelmedin? Neden? 14 Şubat'ta neden aynandın o alçağa? Neden? Şimdi nasıl mutlu olurduk? Pişmanım keşke çıkmasaydım. Neymiş Kaan beni affedemiyormuş. Ya ben haklı değil miyim? O başlatmadım. O gidip Kübra'yı seni seviyorum çıkar mısın demedim. Olayda kim haklı arkadaşlar siz yazın yorumlara. Önceden haber vermedi bana. Ben bunun nasıl yakılacağımı bilmiyor muydu? Değer miydi ona? Zehra yardım edecek ama affeder mi bilmiyorum. En kısa sürede ayrılmak istiyorum Ömer'den. Başımı belaya alacak. Kaan ayrılsa da umurumda değil diyor. Zehra belki bunun bir oyun olmadığını, Kaan'ın gerçekten ona gittiğini söylüyor. Günüm güzel geçti sayılır. Kaan'ı görebildim. Başım artık kan sıçradı yani. O kadar travmalarımı hatırlıyorum ki şu anda. Yani normalde bunların hepsini unuttum ben. Hiçbirini hatırlamıyorum. Sizle okuyorum, sizle hatırlıyorum şu an. Günüm güzel geçti salır. Kaan'ı gördüm, iyi gibiydi. Tabii Ömer'i de gördüm. Ömer seviyor beni biliyorum ama yakında ondan ayrılacağım. Dayanamıyorum. Bugün sınıfımızın önüne Ömer yanında Kaan, ben de o tarafa doğru gidiyordum. Şok oldum, sınıfa kaçtım. Çok acı veriyor. Bana Ömer'le fazla yapamayacağımı, onun iyiliği için de olsa arkamdan 8 beğenin, erkeklerinin, laf sürecinin bile bile yapmalıyım ayrılacağım. Bugün öylesine güzeldi ki Kaan'ı iyi görebildim ve gerçekten tavırları değişmişti. Mektubu tekrar okudu belki. Çok güzel bakıyor. Beni gören onun sınıfındaki erkekler Kaan diye bağırıyor. Son teneffüs öylesine baktı ki içimde bir acı belirdi. Ömer'le yapamayacağımı daha iyi anladım. Müfide'ye söyledim ayrılacağım. Tabii Ömer feci oldu. Evde mesajlaştım. Hepsinin onun iyiliği için olduğunu söylesem de o melek yüzlü sahtekar dedi. Arada kaynamış Ömer'de. Vallahi hatırlamıyorum Ömer sen kimdin hatırlamıyorum yemin ederim. Psikolojimi bozmuşlar psikolojimi. Bugün çok süper bir gündü. Aldığım güzel bir haber var. Kaan'la birkaç kez göz göze geldik. Gel gelelim haberlere. Kaan beni seviyormuş. Ya böyle bir şey olabilir mi? İnanamadım. Ona önceden söylediklerimden sonrasında nasıl giderim diyormuş. Ama Zehra başka şeylerin olabileceğini söylüyor. Gizem Kübra gibi. Yani Kaan da benim arkamdan konuştu ya, kötü konuştu ya. Ben onun hasta olduğunu falan filan böyle konuştuğu için. Sonraki bölümlerde Kaan'ın çizdiğim resmini göstereceğim size. 8C'den birisi arkamdan kötü bir şey söylemiş. Kaan da benim arkamdan yürüyormuş. Duymuş onun öyle dediğini. Bir sinirlenmiş gitmiş çocuğa yumruk atmış. İşte koruyucu erkek. Sonra Ceylin'e laf atan karşısında beni bulur mu ne demiş. Resul de hemen atılmış. Ceylin'in bekçisi misin, koruması mısın gibi şeyler söylemiş. O da evet demiş. Sevmekle ilgili konuşmalar olmuş aralarında. Kaan da madem öyle megafonda koridorda bağır
Kaan, Ceylin'i seviyor de demiş Kaan. Resmen mor olmuş. Kaan benim Ömer'le çıktığımı duyunca yıkılmış. Robert Fatoma'nın Beyaz ve Sen şarkısını seviyormuş Kaan. O gün internetten bulmuş. Senin o gözlerin variyi zaten seviyormuş. Sonra Yıldız Tilbe'den Çat Kapıyı dinliyormuş. Ben Düşerken Yükseklerden şarkısını dinliyormuş. Beni mi ne anlatıyormuş ona? Kaan o kadar çok benzer yönümüz var ki bugün daha iyi anladım. Daha neler... Zehra tıka basada oturmuş yalnız başına. Emrah da mesaj atmış neredesin diye. O da cevap atmış. Kaan ve Emrah da gelmiş tıka basaya. Zehra ketçabı sıkarken Kaan'ın yüzüne gitmiş. Kaan da durur mu? O da mayonez demiş Zehra'yı. Vitaminde görüşmüşler. Bu arada bunlar da hep mekan isimleri. Bir keresinde Zehra'yla gitmiştik vitamine. Ben sosis patates kızartması portakal suyu almıştım. Bu ne tesadüftür ki Kaan da aynı bunları almış. Ayrıca bunlar da okulda gizli yerlerde buluşuyorlarmış. Bodrum katlarda falan. Eğer Kaan'la çıkarsak kutlamaya gidecekmişiz sanırım dördümüz. Ya bugün öyle. Çok güzel şeyler öğrendim. İnşallah Kaan'la çıkarım. Ha bir de mektup. Şu anda Kaan'ın bir kitabının arasında duruyor. Yani atmamış. Çok mutluyum. Gece uyuyamadım dördüz. Ayrıca da o acayip yatıda izliyormuş. Of ya. Yeminle neler yaşattılar bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bölüm bu kadardı. Bir sonraki bölümde neler olacak merak etmeyin. Kaan'la hikayemiz hemen bitmiyor. Daha bir defter daha var şöyle. Bu kadar kaldı. Yarısına kadar geldik hikayenin. Yarısından sonrasında neler olacak. Bu arada o kadar çok şey unutmuşum ki hala inanamıyorum yani. Ve uğradığım zorbalıkların farkında mısınız? İnsanlar bana neler yapıyor. Ya işte lisede olan günlüklerimi okuduğumda bana neden öyle olduğumu sormayın, sorgulamayın. İşte sebebi bu günlüklerdir işte. İşte burada yaşadıklarım benim ilerideki yaşatacaklarımın eseri arkadaşlar. Umarım bu videoda beğenmişsinizdir. Günlük serisi bağımlıları. Sizi diğer videolarda bekliyorum. Diğer bölümleri de izleyin de her şeyi tam olarak anlayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yani bir sonraki pazar günü görüşmek üzere saat 6'da. Bildirimleri açmayı unutmayın. Zile basın yani. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Instagram'a da gelebilirsiniz. Orada çok eğleniyoruz.